İlçe Başkanımız Sayın Yaşar Kırpınar ve Ödemiş İlçe Başkanımız Sayın değerlerimize sahip çıkacağız. Hiç kimsenin bu ülkenin, bu milletin kutsal değerlerini tek eline almasına asla izin vermeyeceğiz. Onun için değerli kardeşlerim, başkanlık sistemi niye bu kadar önemli diye, niye bu kadar ısrar ediyorsunuz diye zaman zaman sorular duyuyoruz. 13 yılda Türkiye'yi nereden aldık, nereye getirdiğimizi bu millet biliyor. Bunlara değinecek değil. Zaten sizler biliyorsunuz. Milletimiz biliyor. Bölünmüş yollarda seyahat ederken biliyor. Hava yolunun halkın yolu olduğunu görerek, kullanarak biliyor. İletişimde Afrika seviyesinden Avrupa'nın en ileri ülkeleri arasına girdiğimizden biliyorum. 50 yıllık hızlı tren rüyamızın gerçeğe dönüştüğünden biliyorum. Daha birçok örnekleri var. Sağlıkta, eğitimde, sosyal devlette, tarımda, sanayide, hayat girişimde, hayatın her alanında yaptıklarımız ortada. Ben bunları anlatacak değilim. Bunu anlatacak olan sizlersiniz, değerli yol arkadaşlarım. Her yerde, her sokakta, her mahallede yeni bir İzmirli'nin kapısını çalacaksınız. Bunları anlatacaksınız. Artık şimdi şu mevzuyu tamamlayalım. AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi. Kalkınma hamlesini kararlılıkla yaparken bir yanda da sürekli vesayetle mücadeleyle geçecek. Geçtiğimiz 13 yıla bakın, bunları göreceksiniz. Parti kapatma, cumhurbaşkanlığı seçimleri, yargı darbe girişimleri, paralel darbe girişimleri ve diğerleri. Bunları hep birer birer yaşadık. Ama her seferinde de üstesinden gelerek bugünlere geldik. Biz diyoruz ki artık sürekli nereden ne darbe yiyeceğimizi artık düşünmeyelim. Millete teslim olalım, seçimden seçimize, işimize bakalım. Biz bunu istiyoruz, millet de bunu istiyor, değil mi kardeşim? Onun için başkanlık sistemi. Başkanlık sistemi deyince, ya Türkiye dönülecek diyor. Hayyâ selam. Böyle bir şey yok. O Amerika. Amerika'dan bize 6000 mil uzağımızda. Onlar işine bak. Onlar bu bölgede zaten olayları düzgün görselerdi, Irak bu hale gelmezdi. Suriye bu hale gelmezdi. Mısır bu hale gelmezdi. Libya bu hale gelmezdi. Yemen bu hale gelmezdi. Onların bölge için yapacağı fazla şey yok. Çünkü kılavuzları karga. Onun için fazla bir şey beklemeyelim. Biz bu bölgenin teminatı
sahibiz. Bu bölgenin geleceği de, geçmişi de bu milletin sorumluluğundadır. Onun için bu bölgede bizim üzerimizde iş yapmaya kalkanlar şunu bilmeliler ki, bu millet Osmanlı bakiyesidir ve bu topraklara, bu mübarek topraklara gözü gibi bakmasını da bilir. Buraya karşı planları, tezgahları da tersine çevirmesini de elbette bilir. Değerli kardeşlerim, başkanlık sistemi Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değil. Bunun bilinmesi lazım. Neden değil? Tayyip Erdoğan zaten 2014'teki seçimde ilk defa Türkiye demokrasisinde seçimde doğrudan halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı. Her ne kadar darbe anayasasına göre sorumsuz diye tanımlansa da fiilen sorumluluğu doğmuştur. Nedir o sorumluluk? 20 milyondan fazla oy veren milletin sorumluluğudur. Ben sorumsuzum deme şansı yok. Siyasi sorumluluk zaten doğrudan seçimle verilmiştir. Anayasamıza bakalım. Delik deşik olmuş. Birbirinden kopuk, birbiriyle çelişki içinde adeta bir yönetmenin bir tüzük haline gelmiş. Her türlü şey var. Derde devadan gayrı anayasada her şey var. Vatandaşın da beklentisi derdine dermandır. Derdine devadır. Biz diyoruz ki milletimizin bizden beklediği işleri yaparken bir de sağımıza, solumuza, arkamıza, önümüze nereden darbe yiyeceğiz diye zaman kaybetmeyelim. Milli iradeyi en üstün idare yapalım diyoruz. AK Parti bunu yaptı. Yaptı mı? Bütün vesayetleri kenara itti mi? Ama bu artık AK Parti ile kayıp olan bir şey olmasın istiyoruz. Bundan sonra da gelecek nesiller acaba ne olacak? Acaba darbe mi olacak? Yargı darbesi mi olacak? Acaba istikrarsızlık mı olacak? Bunları düşünmesin. Benim başkanlık için söylediğim bir şey var. İşi hiç oraya buraya çekmeye lüzum yok. Olay çok basit. Belediye başkanı. Türkiye, Türk demokrasisi yıllardan beri belediye başkanı seçiyor değil mi? Belediye başkanı seçiyoruz. Meclisi de seçiyoruz. Aynı anda seçiyoruz. Ama ayrı ayrı seçiyoruz. İşte başkanlık da bu. Başkanı seçeceksiniz, meclisi de seçeceksiniz. Başkan kendi yönetimini kuracak, meclis de onu denetleyecek. Olay bu kadar basit. Ha, 5 sene geçti. Belediye başkanından memnun değilsiniz. Değiştireceksiniz. Başkanı da değiştireceksiniz. Ama ne olacak? Koalisyon diye bir şey olmayacak. Sürekli istikrar olacak. Bürokrasinin, yargının zaman kaybetmesine izin vermeyeceksiniz. Çünkü başkan ekibiyle işleri yapacak, meclise bütçesini yapacak,
bütçesini onaylayacak, kanundan çıkarır. Olay bu kadar basit ve net. Bunu diktatörlüğe götürmek, bunu ülkenin bölünmesine taşımak, inanın kardeşlerim, tamamen çok masum söylüyorum, bilgisizlik. Değilse de akliyet. Bunun bilinmesi lazım. Onun için bize düşen görev, AK Parti teşkilatları olarak her yerde, her kademede başkanlığı anlatacağız, tamam arkadaşlar. Bakın, günden güne başkanlıkla ilgili bilgilerle arttıkça kamuoyu desteği artıyor. Şu an itibariyle %55, ama önceki yıllarda daha çok, oran çok düşüktü. Çünkü biz teşkilatımız olarak tam ne olduğunu bilmiyorduk. Kafa karışıklığımız vardı. Ama bunlar artık geride kaldı. Şu anda Allah'a şükür başkanlığa destek artıyor. Muhalefet partileri 7 Haziran öncesinde hayır cephesindeydi. Ama 1 Kasım'da millet hayırda hayır var dedi. Onlara hayır dedi. Şimdi yine hayırcılar kayığına binmiş durumdalar. Onlar biliyor, kayığa bindiler, hayırcı kayığı. Millet de istiyor. Ey arkadaşlar, siz milletin istediğine karşı koyabilir misiniz? Millet murat etti mi? Siz ne derseniz deyin, hız verin. 367'yi icat ettiniz, ne oldu? İcat ne oldu? Öyle mi? Siz 367'yi mi icat ediyorsunuz? O zaman sizin elinizden alırım, bu işi kendim yaparım dedi mi? Doğrudan Cumhurbaşkanı seçme kararını verdi mi? Bak eğer bu başkanlık sistemini, anayasa değişikliğini, millet seçtikleri, vekil tayin ettiklerinin yapmadığını görürse vallahi ve billahi kendisi yapacak. Onun için bakın, bize bir vekalet verilmiş. Bu vekaletin gereğini yerine getirin. Yoksa millet sizden kurtulmanın yolunu bulacak. Bu kadar basit.